Şener Gıda ve Hacı Hasanoğulları Ramazan Medeniyetini sunar. Değerli izleyicilerimiz, Ramazan Medeniyetinden herkese sevgi, saygı ve hürmetlerimizi sunuyoruz. Yavaş yavaş Ramazan'ın sonuna doğru yaklaştık. Yarın Kadir Gecesi ve yarın içinde sizlere güzel bir program hazırlıyoruz. Yine stüdyoda konuklarımız olacak. Bursa'nın manevi merkezlerinden bir tanesi Bursa Ulu Cami. Yine programımızda Ulu Cami'ye bağlantılarımız gerçekleşecek. Ve saat 21.15 itibariyle de Olay TV Ulu Cami'den Kadir Gecesi özel programını izleyebileceksiniz. Değerli izleyicilerimiz, evet, Ramazan medeniyetiyle bir ay boyunca sizlerle birlikteydik. Birlikte olmaya da inşallah bayrama kadar da devam edeceğiz. Bu akşam Ramazan medeniyetini konuşacağız. Programımızın da ismi Medeniyet Nedir? Ramazan medeniyeti ne şekilde insanlara teşekkür ediyor? Bu konuları konuşacağız. Yine değerli konuklarımız var stüdyomuzda. Bilal Kemikli hocamız, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş bulduk, safa bulduk. Eyvallah, Allah razı olsun. Bursa Kestel ilçe müftümüz Arif Yeşiloğlu hocamız bizlerle birlikte. Sayın hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Eyvallah hocam. Ve yine uzak ama bir o kadar da yakın bir memleketten, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden, evet, değil mi? Evet. Abdülkerim Kasongo bizlerle birlikte. Hoş geldin kardeşim. Hoş buldum hocam. Eyvallah. Sayın hocam, medeniyet dedik. Bizim dinimiz de ki Medine'den Peygamber Efendimiz'in ismini değiştirmesiyle biliyoruz ki medeniyet dini şu anda yerkürede herkes bir şekilde Ramazan'ı eda ediyor. Aslında bu da bir medeniyetin kapısı baktığımızda. Evet. Medeniyet nedir hocam? Medeniyet dediğimizde biz ne anlamamız gerekiyor? Evet, yani öncelikle ben bizi izleyen, seyreden değerli dostlarımızın Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Evet. Kadir bin aydan daha hayırlı bir gece, Kadir Gecesi. Hak Teala Kadir'i idrak eden ve Kadir'i yaşayan bahtiyarlardan eylesin cümlemizi. Amin. Ve yine fırsat varken bayramlarını da tebrik ediyorum dostlarımızı. Ramazan'ın bu birikiminin, bu güzel, evet, çilesinin neticesinde bir zafere, bir nusrete, bir huzura ulaşma olan Eid-i Fitr dediğimiz fıtre bayramını, Ramazan bayramını, evet, şeker bayramı değil, evet, Ramazan bayramı. Bu ayrımı çok iyi yapmamız gerekiyor. O ayrımı yapmamız lazım. Evet. Elbette ağzımızı tatlandıracağız. Çok da şeker yemeyelim. Şeker hastası da olmayalım ama, evet, tatlı tatlı konuşacağız, muhabbet edeceğiz, kucaklaşacağız. O bayramımızı da, fıtır bayramımızı da, Ramazan bayramımızı da tebrik ediyorum. Allah huzur içerisinde bayrama ermeyi, millet olarak birlik ve dirlik içerisinde bayrama kavuşmayı nasip eylesin. Amin. Tabii medeniyet kelimesi çok önemli bir kelime ve son dönemlerde de çokça kullanılan, tedavülde olan bir, evet, kavram. Kelimenin kökü itibariyle baktığımızda Medine'den türüyor. Medine demek şehir demektir. Evet. Medeniyet şehirlilik demektir. Şehirli olmak demektir. Şehir kültürüne vakıf olmak. Peki şehirli olmak ne demek? Şehirli olmak demek evvel emirde değerlere sahip olmak demektir. Evet. Belli bir değerlerinizin olması lazım. Yani her şehrin kendine mahsus bir değeri vardır. Bir kültürü vardır. O kültürü tevarüs etmek demektir. Evet. Keza şehir demek farklılık demektir. Kalabalık demektir. Farklı ekonomik yapılara, sosyal statüye, eğitim seviyesine sahip olan insanlar olduğu gibi bir şehirde, evet, farklı ırklara, farklı dinlere, farklı tenlere sahip insanlar da olabilir. Evet. Şehir bütün bu farklılıkları bir araya getirir. Bu farklılıkları bir arada tutabilmektir şehirli olmak. Bunun temelinde ne vardır? Bunun temelinde tesamüh vardır. Musamaha vardır. Sevgi vardır. Saygı vardır. Yardımlaşma vardır. Evet. Düşeni kaldırmak vardır. Binaenaleyh medeniyet dediğimiz zaman şehirli olmak anlamını kullanıyoruz. O bizi yardımlaşmaya, sevgiye, saygıya götürüyor. O da temel olarak ahlak demektir. Evet. Medeni olmak, ahlaklı olmak demektir. Erdemli olmak demektir. Evet. Saygılı ve sevgili olmak demektir. Bu da neyle olacak? Belli bir eğitimle olacak. İşte Ramazan da, belki buradan Ramazan'a geçeceğiz, bize bu ahlaki olgunluğu sağlayan bir
okul. Mevsim olarak, bir okul olarak evet. karşımıza çıkıyor. Öte taraftan medeniyet, tabi batıdan yapılan tercümelerle, 19. yüzyılda yapılan tercümelerle birlikte uygarlık olarak anlaşıldı. Teknolojik gelişme olarak anlaşıldı medeniyet. Evet. Teknoloji medeniyetin sadece bir parçasıdır. Yahut kültür olarak anlaşıldı. Kültür de bir parçasıdır. Evet. Medeniyet bütün bunları kuşatır. Medeniyet yaşam biçimidir, hayat biçimidir. Ana çatıdır değil mi hocam? Ana çatıdır. Evet. Yani medeniyet tattır, zevktir. Bunun da üç temel sacayağı vardır. Temelinde ilim vardır. Evet. Bir ilmi geleneğe sahip olmayı gerektirir. Şehirli olmak da budur. Şehirde ancak ilimle şehirli olursunuz. İkincisi sanattır. Evet. O ilmi bir sanata dönüştürmeniz lazım. Musikinizin olması, size ait işte mesela bir kıraatınızın olması, evet. bir plastik sanatınızın olması. Sanat çeşit çeşit. Yani bütün evet. bu sanatların olması. Çünkü hayatı zenginleştiren şey sadece ilim değil. Sanatsız tek başına olmaz. Üçüncü bir şey işte zanaattır. Zanaat teknoloji demektir zaten. Teknik evet. demektir. Yani tekniğiniz olacak, zanaatınız olacak, üretiminiz olacak. Asli ihtiyaçlarınız neyse o ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir sisteminiz olacak. Bu sistem içerisinde çarşınız olacak. O ürettiğiniz zaman ürettiğiniz bir şeyi sunacağınız bir çarşının olması, çarşıdan onun alışverişi yapacak insana pazarın olması gerekecek. Bu da neyle olur? Hukukla olur. Evet. Yani üretiminde, tüketiminde, ticaretinde temelinde hukuk vardır. Dolayısıyla biz genel çerçevesiyle ilim, sanat ve hukuk diyebiliriz. İlim, sanat ve teknoloji yahut da efendim zanaat diyebiliriz. Evet. Bu üçlü sacayağını bir kenara tutarak bunu düşünmemiz gerekiyor. Yani sonuçta bütün bu üretip tükettiklerimizle, elde ettiğimiz bilgilerle bu hayatı daha zengin hale nasıl getirebiliriz? Hayatı daha nasıl yaşanılır hale dönüştürebiliriz? Şu içinde yaşadığımız şehrin evet. o karmaşasını daha ahenkli hale nasıl getirebiliriz sorularına evet. verilen cevaptır medeniyet. Ramazan medeniyeti de? Ramazan medeniyeti de nedir? Yani Ramazan medeniyeti başlı başına konuşulması gereken, siz evet. bana medeniyet nedir dediniz. Ramazan medeniyeti evet. şudur. Yani bunları sağlar. Yani bir kere Ramazan Allah'ın bize lütfettiği bir ibadettir. Evet. Yani ibadet mevsimidir. Oruç ibadetinin yaşandığı bir dönem. Şimdi bu oruç ibadeti için belli bir saat, belli bir vakit, belli bir dönem oluyor işte. Ramazan ayında biz bunu yapıyoruz. Sahurdan iftara kadar diyoruz. Bir zaman bilinci bize kazandırıyor. Evet. Bakınız Ramazan'ın daha adını zikrederken bir vakit bilincinden, zaman bilincinden söz ediyoruz ki bunun bir tarafı ilimdir, bir tarafı sanattır, öbür tarafı da teknolojidir dediğimiz şeye uyuyor. Evet. Zamanla alakalı bir şey. Yine Ramazan başından sonuna kadar medeniyettir. Teker teker saymamı isterseniz şunları söyleyebilirim. Bakın bize zaman bilinci kazandırdığı gibi evet. Ramazan aynı zamanda sahur hazırlamak, iftar sofrası kurmak, iftar sofrasına dostları davet evet. etmek, fakir fukaranın gönlünü almak, düşenin evet. kaldırmak, ağlayanın gözünün yaşını silmek. Bu Ramazan ayında evet. daha çok. Sofranın etrafına otursak bile o ezanı beklemek değil mi hocam? Tabii mesela evet. ezanla birlikte, ezan başlı başına bir medeniyet. Evet. Ezanı beklemek, hatta bizim memleketimiz için, bilemiyorum Abdülkerim belki şimdi kendi memleketi için anlatacak. Evet. Topun atılması, evet. efendim bir sevinç içerisinde o topun atılmasıyla birlikte ezanların minarelerden adeta bülbül sedası gibi okunması. İşte iftarı beklemek. Evet. Hatta Ramazan'ın öncesinde, birazcık daha öncesine gidelim. Hilali beklemek vardı. Şimdi hilali bekleme diye bir kavram kalmadığı için. Evet. Şimdi takvimlerde ruhiyet yazıyor. Yani. Tabii ru'yetü hilal meselesi. Hilali beklemek de bir ritüeldir. Evet. Keza Ramazan'a hazırlanmak, mutfağa Ramazan'a hazırlamak çok öncesinden başlarsak. Evet. Yani evde bir telaş, Ramazan'a hazırlık, Ramazan temizliği, ambarın doldurulması, neyi nasıl yapılacağını efendim planlanması, dizayn edilmesi belki ilerleyen evet. dakikalarda bunları konuşuruz. Bir hazırlık süreci, işte o hilalin gözetilmesi, bir tespit süreci, zaman bilinci oluşturan bir süreç, işte sofranın etrafında dostların olması, evet. Ramazan'da iftarda misafirleri ağırlamak, ağırladığımız misafirlere onlara dişlerinin kirasını vermek. Diş kirası diye bir kavram var. Evet, Osmanlı'da değil mi hocam? Bizde hala vardır yani. Evet. Sadece Osmanlı'da olan bir şey değil. Yani diş kirası nedir? İşte akşam sofraya davet ettiniz, yemek yiyor, ikram ettiniz ama şimdi o sofraya eğer ikram ettiğiniz sofraya teşrif etmese o fakir fukara ya da dostunuz illa fakir fukara olması evet. gerekmez. Sevdiğiniz insanlar çünkü muhabbet ortamı oluşturacaksınız. Evet. Muhabbete vesile oluyor. O nimetleri
eğer onlar yemeseler o nimetler onlar için yapılmıştı. Ne olacak? İsraf etmiş olacaksınız. Evet. Diş kirası veriyorsunuz ki bu dişinizi bu nimetlere bize lütfettiniz, kiraladınız diye ona evet. bir hediye veriyorsunuz. Bu hediye bazen bir kitap oluyor, bazen küçük bir sevindirici bir hediye oluyor. Bazen de mesela Osmanlı döneminde özellikle evet. konaklardaki iftarlarda konağın bulunduğu mahalle bu diş kirasından bir yıllık ihtiyacı olan pek çok şeyi alıyordu. İşte kese kese altınların, paraların dağıtıldığına tanık oluyoruz. Evet. Keza bu Ramazan ayı içerisinde iftar ve sahurdan başka teravih namazı var. Evet. Teravih namazı da bizim zamanımızı yeniden dizayn etmemizi sağlıyor. Disipline sokuyor değil mi hocam? Tabii disipline ediyor. Evet. Yani akşam kılıyorsunuz, iftarınızı yapıyorsunuz. Yatsı namazından sonra teravih namazını eda ediyorsunuz ki teravih namazı rahatlama namazıdır. Evet. Yani midenizdeki ağırlıklar yok oluyor, bir hareket etmiş oluyorsunuz, hakka teveccüh etmiş oluyorsunuz. Sünneti seniyeye ittiba evet. ediyorsunuz. Yani rahatlamak için değil. Evet. Detoks için değil yani, spor evet. yapmak için değil yani. Yanlış anlaşılmasın, dini bir vecibe olarak evet. bunu ifa ediyorsunuz. Ve mukabele bir başka evet. kavram, mukabele. Bakın, şimdi iftarda bir araya geliyorsunuz, taravih namazında, iftarda bir araya gelemediğiniz komşularınızla, dostlarınızla taravih namazında bir araya geliyorsunuz, mukabele de bir araya geliyorsunuz. Evet. Ne demek mukabele? İşte Ramazan'ın başlamasıyla birlikte her gün bir cüz okunuyor ve komşular onları camiye devam ederek belli vakitlerde işte şimdi son dönemlerde sabah namazında da var sanıyorum değil mi hocam? Evet. Yani genellikle öğle ve ikindi namazlarında mukabele okunur. Evet. Son dönemlerde bir moda oldu. Sabah namazında da uygulanıyor. Bu mukabele ile birlikte Kur'an iklimine, zaten Ramazan Kur'an mevsimidir. Kur'an iklimine taşınıyorsunuz. Kur'an'la meşgulsunuz. Bir araya geliyorsunuz. Evet. Hep bir araya getiriyor. Hemen son 10 gününe geliyoruz. Son 10 günde itikaf var. Evet. İtikafa çekiliyorsunuz. Yani uzlet, camiye çekilmek. Bu kalabalıklar içerisinde, bu koşturmalar içerisinde şöyle birazcık kenara çekilip kendi gönlünde bir yolculuk, iç dünyanda bir yolculuk yapma imkanın oluyor. Evet. Tezekkürle, tedebbürle geçen, duayla geçen, evet. muhabbetle geçen demler. İnsan yalnızlaştıkça Hakk'a yaklaşır. Bir Hakk'a yaklaşma süreci 10 gün içerisinde yaşıyorsunuz. Ve yine unutulmasın, belki Sayın Hocam da işaret edecek, bilemiyorum. Müftülerin alanına girmiş olmayayım. Sayın Müftümüz de bahsedecek. Fitre vermemiz evet. lazım. Fitre sadakasını vermemiz gerekiyor. Fitre sadakasını vererek mahallemizde, çevremizde bayram sevincini insanlar yaşasın istiyoruz. Sosyal yardımlaşma oluyor değil mi hocam? Yani bu da modern bir kavram yani sosyal evet. yardımlaşma. Bu dini bir vecibedir. Yani görüp gözetmek. Tabii görüp gözetmek, paylaşmak evet. işte medeniyet budur yani. Evet. Şehirli olmak nedir? Tahammül etmek, tesamüh etmek ancak bunun olur. Yani paylaşarak biz birbirimize tesamüh ederiz. Evet. Nasıldı? Komşuda bir şer, bize de düşer diyoruz. Evet. Şimdi komşuda olacak ki bize de düşsün. Yani fakir fukara kalmasın. Evet. En azından bayram dolayısıyla evine çocuklarına bir bayram hediyesi alabilsin, bayramlık alabilsin diye evet. fitreleri dağıtmak lazım. Bugünlerde dağıtmak lazım. Orada da bir husus var. Diyanet tabii bunun temelini, asgarisini evet. belirliyor. Ona bağlı kalmadan imkanımız neyse, evet. gönlümüze düşen şey neyse onu vermemiz lazım. Asgari ölçüde şöyle rahat, konforlu bir yere gittiğinizde, iftar vaktinde, yemek yediğinizde kaç lira veriyorsanız bir evet. kişi, bir kişinin iftarı o kadar verin. Yani şeyini, fitresini o kadar verin. Yani illa çok az vermek değil. En az seviyeden vereceğiz. Resmi bir şey makamla evet. şeyle vermek değil. Gönülden düşün çünkü o berekete vesile olacak. Ve yine yani zekat var mesela. Evet. Bakınız bütün bu anlattıklarımız medeniyet bilincini ihya eden, paylaşmayı temin eden kavramlar ve bayrama eriyoruz. Evet. Yine başa dönelim. Bir başka açıdan Ramazan bilinçlenmeyi ve aklen tekamülü de sağlayan bir süreç. Evet. Yani bir yandan Kur'an okunup ibadetler yapılırken paylaşma, elimizdeki imkanları paylaşma sürecini yaşarken öte taraftan bir bilgilendirme sürecidir. Evet. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Mesela mahya kültürü. Evet. Mahya başlı başına bir medeniyettir.
minarelerde, iki minare, özellikle Büyük Selahattin camilerde, iki çift minarelerde, çift minareli camilerimizde mahyalar asılır. Mahyalara bir mesaj verirsiniz. Evet. Bu mesaj insanın belleğine, idrakine yerleşir. Evet. Çünkü insanı değiştiren, dönüştüren bir cümledir. Onu iyiye de götürür o bir cümle, kötüye de götürür. Evet. Ramazan dolayısıyla mesela orada ne diyorsunuz? Bu seneki mahyalar nelerdi? Doğrusu pek dikkatimi çekmedi ama mesela bundan birkaç sene önce Ramazan paylaşmaktır diyordu. Evet. Ramazan bölüşmektir. Kardeşinin ekmeğini bölüşmen. Bu mesajlara millet olmak için ihtiyacımız var. Evet. Bizim medeniyetimizi teşekkür ediyor değil mi hocam? Gayet tabii. Evet. İşte medeniyet bu. Yani farklılıklar olacak. Farklı ekonomik statüler, farklı sosyal statüler olacak, eğitim ama bu farklılıkları Ramazan'da yok edeceksiniz. Evet. Tıpkı teravih namazında saf saf bir araya geldiğinizde mevkinin, makamın yok olduğu gibi bu paylaşmada da onu yok edeceksiniz. İşte millet olmak, şehir olmak budur. Evet. Birlikte olmak. Evet. Kenetlenmek budur. Hocam birlikte olmanın en güzel teşekkürü de aslında baktığımızda aile kurumudur, komşuluktur. Ki Peygamber Efendimiz buyuruyor, Cebrail Aleyhisselam o kadar komşuyu anlattı ki komşuyu komşuya mirasçı kılacak diye zannettim buyuruyor. Komşuluk nedir hocam? Komşuluk hakkı nedir? Bismillah. Ben de değerli izleyenlerimizin Ramazan-ı Şerif aylarını, artık arefesinde bulunduğumuz Kadir gecelerini ve yaklaşmakta olan Ramazan-ı Şerif bayramlarını tebrik ediyorum. Evet. Değerli hocam, medeni olmaktan, medeniyetten, şehirli olmaktan söz etti. Çok güzel konulara temas etti. Evet. Medeni olmak insan olmaktır aslında. Ve paylaşmaktır, yardımlaşmak, dayanışmaktır. Kendinde olanı bir başkasıyla bölüşmektir. Bu manada insan sosyal bir varlıktır. Evet. Sosyal varlık dediğimiz zaman bunun içerisine başta ailesi girer. Ailesinden sonra akrabaları takip eder. Daha sonra da komşuları gelir. Evet. Bunların hepsinin yüce dinimiz İslamiyet'te sınırları, hakları, hukukları, sorumlulukları belirlenmiştir. Bunu da Kur'an-ı Kerim'de en güzel ifade eden ayet-i kerime Nisa suresinin 36. ayet-i kerimesinde Rabbimiz tarafından bildirilmiştir. Bu ayet-i kerimeyi okuyacak olursak orada Rabbimiz sadece kendisine ibadet edilmesini, anneye babaya iyilikte bulunulmasını, evet, akrabalara iyilikte bulunulmasını, yetimlere, miskinlere, ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunulmasını emreder. Evet. Ondan sonra da vel cari'l kurbe vel cari'l cunubi, yakın komşuya, evet, ve uzak komşuya ihsanda bulunulmasını, iyilikte bulunulmasını bizlere emreder ve ayeti kerime devam eder. Evet. Bu şekilde yüce dinimiz bize komşuluk konusunda bir sorumluluk yükler. Komşu dediğimiz zaman tabii evlerin komşuluğu anlaşılabilir, bahçe komşuluğu anlaşılabilir, iş yeri komşuluğu anlaşılabilir. Arazi komşuluğu değil mi? Arazi komşuluğu, evet, anlamamız gerekir. Mahalle, şehir, hatta ülke komşuluğu dahi, evet, göz önünde bulundurulması gerekiyor ve hepsinin de kendine göre bir hukuku, kendine göre örfü olmak durumundadır, vardır. Hazreti Ali radıyallahu anh komşuyu sesinizin ulaştığı yer, kim sizin sesinizi işitiyorsa seslendiğinizde o sizin komşunuzdur diyor. Evet. Hazreti Ayşe radıyallahu anh annemiz de 40 ev olarak tarif ediyor komşuyu. Dolayısıyla oldukça sınırları geniş olmaktadır komşuluğun. Evet. 40 evden bahsediyoruz ama bazen işte günümüzün şehir yaşantısı, karşıdaki komşumuzdan bile haberimiz yok. Maalesef böyle bir sürece de geldik. Evet hocam. Evet. Mahalle kayboldu. Evet. Mahalle kayboldu. Hocamızın bahsettiği 40 komşuyu, evet, bir sitede bulabiliyorsunuz. Belki bir apartmanda oluyor bu 40, evet, komşu değil mi hocam? Evet, yani evet. Dışarı bile çıkamıyorsunuz. Çıkamıyoruz, evet, evet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de hakikaten birbirinden önemli, bizleri bilgilendiren, uyaran, ihtar eden, tavsiye eden,
hadis-i şerifleri bulunmaktadır bu manada komşulukla ilgili. Evet. Bunlardan bir tanesi az önce sizin de buyurduğunuz gibi mezale Cibrilü yusini bil cari hatta zanantu ennehu seyuverithehu. Evet. Yani Cebrail aleyhisselam bana komşuluk hakkında o kadar anlattı, o kadar anlattı ki ben neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim diyor. Evet. Halbuki miras önemli bir konudur. Komşu komşuya mirasçı kılınacaksa o zaman komşuluk hukuku çok önemli bir husustur. Evet. Yine bir başka hadis-i şerifinde sevgili peygamberimiz ashab-ı kiramı ile bir gün sohbet ederken şöyle buyuruyorlar. Vallahi la yu'minu. Üç kere vallahi la yu'minu. Vallahi la yu'minu. Vallahi iman etmiş olmaz buyuruyor. Yeminle söylüyor değil mi? Yeminle söylüyor. Evet. İman etmiş olmaz, iman etmiş olmaz. Efendimiz'e sorulduğunda ya Resulallah kimdir o diye Efendimiz cevap veriyor. Komşusunun kötülüğünden emin olmadığı kişi iman etmiş olamaz. Tabii bu hadisi şerifi şerh eden muhaddislerimiz diyorlar ki burada yani iman dairesinden çıkmaz elbette bu evet. kişi. Ancak güvenilir kişi olma vasfını yitirmekle karşı karşıyadır. Artık komşusu ondan emin değilse güvenilir bir kişi değildir o. Evet. Bu da gerçekten önemli bir konudur. Yani komşularımız bize güvenmeli, biz de komşularımıza güvenebilmeliyiz. Evet. Eğer ben kendi kendime sormalıyım, benim komşularım nezdindeki yerim nedir acaba? Eğer komşularım gerçekten bana güveniyorsa, bunu hissettiriyorlarsa bana karşı, ben o zaman komşularımın yanında güvenilir bir kişiyimdir. Evet. Veya bunun tersini de söylemek mümkündür. Yine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhiri felâ yu'zi cârahu. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse evet. komşusuna eziyet etmesin. Evet. Bazen bilerek bilmeyerek değil mi hocam? Yani tabii bu çeşitlendirilebilir, farklı şekilde söylenebilir ama hiç biz sıradan gibi görürüz ama yandaki komşumuzu bu etkiler, sıkıntı olur. Bunu belki bilemeyiz ama helalleşmek de burada komşularla hemhal olmak da önemli bir mevzu. Evet. Evet. Helallik bizim medeniyetimizde çok önemli bir evet. husustur. Saygıdeğer hocam belki sohbetin ilerleyen bölümlerinde temas eder. Bizde öyle ki yani kapının arkasına bile çıksak evet. hadi hakkını helal et deme alışkanlığı, evet. kültürü, örfü vardır bizde. Burada helalleşmenin temelinde aslında birbirini incitmemek, birbirini evet. kırmamak. Olur ki farkında olmadan bir yanlış bir şey yapılmışsa, istemeden bir hareket yapılmışsa ondan da vazgeçmek, özür evet. dilemek, karşı taraftaki insanın gönlünü almak. Yani ne müthiş bir incelik, evet. ne müthiş bir kibarlık aslında. Müslüman naiftir değil mi hocam? İnce ruhludur aslında. Yani ki bazı şeyler atfediliyor ama biz bu şekilde kabul etmiyoruz. Hakikaten evet. Müslüman Allah-u Teala'nın yarattığı sadece Rabbine kul, Peygamber Efendimiz'e ümmet olma bilinciyle bu gayeyle çalışan kişidir değil mi hocam? Bu şekilde tanımlayabiliriz. İki şey lazım. Yani aslında burada helallikten de önce iki şey lazım. Evet. Bir, tatlı dil. Evet. Buna biz nezahati lisan diyoruz. Değil mi? Evet. Nezahati lisan temiz dil. Yani argo kullanmadan, karşı taraftakini tahkir etmeden, tezif etmeden, gönül okşayarak konuşmak. Evet. Bir bu. İkincisi tebessüm. Evet. Bugün buna çok ihtiyaç var. Yani komşu hukuku açısından ki zaten tebessüm güveni de temin edecek evet. o. Yani helalleşmeden şeyden en evvel bu. Yani tatlı dil iletişim diyorlar. Yani insan iletişim kuran bir varlık. Ünsiyet kurabilen var. Ünsiyeti neyle kuracaksınız? Evet. Tatlı dille kuracaksınız. Ya bir selam ver. Bir tebessüm et. Bir tebessüm et. Komşu hayırlı akşamlar de karşılaştığınızda aynı merdivenden çıkıyorsunuz. Evet. Vakti şerifler hayır olsun de. Evet. Asansöre biniyorsunuz. Bir selam ver. Selamun aleyküm demiyorsa merhaba de en azından. Evet. Yani bir anlayacağı dilden ona bir şey kur. Yani gönlüne dokunabildi. Gönlüne bir dokun yani. Evet. Dokunmaya ihtiyacımız var. Evet. Bugün modern hayatta, modern şehir yapısında komşuluğu yeniden ele almamız lazım. Evet. Hocamın konusuna giriyorum. Kusura bakmayın. Mesela. Neden? Çünkü 40 kişi Hazreti Fahri Kainat Efendimiz 40 kişi diyor. 40 önemli bir sayı. Evet.
Yani değil mi? 40 kişi. Biraz önce zatenini evet, söyle buyurdunuz. Şimdi bir sitede oluyor, bir şeyde oluyor. Yani ama 40'ı da birbirini tanıyor. Yani bir insan musallaha taşına konulduğunda, evet, rahmeti Rahman'ın huzuruna çıkmak için hazırlanıldığında, İmam Efendi cenaze namazını kılacağı zaman samimi olarak 40 tane salih, sadık insan, biz bunu iyi biliyorduk diyecekler mi? Şahitlik edecekler mi? Şahitlik edecekler mi? Evet. Tiyatro oynamıyoruz. Bu hayat tiyatro gibidir belki ama hayatın sonu tiyatro değildir. Evet. Gerçekler orada olur. Başlangıcı da tiyatro değildi. Evet. Sonu da tiyatro değil. Dolayısıyla en azından bunu yapalım, bir tebessüm edelim, bir selam verelim. Yani ilk bu, mesajdır değil mi hocam, tebessüm etmek karşındaki. İşte ünsiyet evet, bununla kuracaksınız. Evet. Yani şimdi asık suratlı, evet, asık suratlı. Ya bırak bunu, komşuyu camiye giriyorsunuz. Bazen imam efendiyle konuşuyor, asık suratlı. Bilhassa asık surat din adamına yakışmıyor. Evet. Bize yakışmıyor, mütebessim olalım. Tamam, dertlerimiz elbette var. Ama kalbimiz huzurlu olursa o dertlerin üstesinden geliriz. Eyvallah. Kalp huzuruyla. Nezahat-i lisan da kalp huzuruyla konuşmaktır. Mütebessim olmak da öyledir. Eyvallah. Buna ihtiyacım var. Kusura bakmayın. Tam belki komşuluk şeyine girdik. Hocamızın hocam, şeyinin şimdi, konuşmasının arasına evet, müdahil olmuş oldum. Bir bağışlayın. Estağfurullah hocam. Şimdi hocam, Ramazan medeniyettir dedik. Programımızın evet, ismi de Ramazan medeniyeti. Biz sizin öğrencilerinizden buraya davet ettik. Kasongi gibi. Misafir öğrencilerimiz. Diyanet Vakfı Uluslararası Kerim İlahiyat. Diyoruz. Yanlış mı diyoruz Abdülkerim? Doğrudur. Abdülkerim, su ismim Kasongo. Ha tamam, Abdülkerim'i söyleyeyim. Abdülkerim o zaman söyle. Tabii Abdülkerim. Eyvallah. Bizim Abdülkerim. Yani bizim, evet, bizim 72 ülkeden öğrencimiz var. 72 ülke evet. Yani bunu 93'ten bu yana yanlış hatırlamıyorsam biz Uludağ, şimdi Bursa oldu artık. Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Evet. 93'ten bu yana gönül coğrafyamızın İlahiyatçı ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Evet. Şu anda hali hazırda 72 ülkeden öğrencimiz var. Bu 72 ülkeden öğrencimizin eğitimiyle meşgulüz. Mezun ettiğimiz öğrencilerimizden bir kısmı gittikleri ülkelerde müftü, siyasetçi, ticaret adamı. Ki evet, müftümüz de, Kestel müftümüz de bu, biraz önce öğrendim, bizim öğrencimiz, bizim fakültemizden mezun bir öğrencimiz. Hamdolsun. Onur duydum. Yani evet, iki öğrencimizle, iki fakültemizin iki mensubuyla beraber olmak da benim için ayrı bir bizim için ayrı bir zevk oldu. Bizim için evet, de aynı şekilde yani, Sayın Hocam. Abdülkerim'in de çok önemli özellikleri var. İnşallah onları geliştirir. İnşallah. Evet. Şimdi hocam biz tabii Somali'den tutun da Moğolistan'a kadar, Gürcistan'dan Nijeryalı kardeşlerimizi davet ettik. Bu akşam da Demokratik Kongo Cumhuriyeti değil mi? Evet, Demokratik Kongo. Evet. Hocam isterseniz Ramazan nasıl geçiyor Demokratik buyurun, Kongo Cumhuriyeti'nde? Evet. Onu Abdülkerim'den tabii anlatayım. Önce Demokratik Kongo Youth Time, ona göre işte oradaki Ramazan'ı daha iyice bir anlatmış olacağım. Kongo Afrika'nın ikinci büyük ülkesi. Evet. 85 milyonluk bir nüfusu var ve nüfusun sadece %10-15 Müslüman. İslam da işte ticaretle gelmiş bir ticaretle geldi. Ve oradaki kültür de hani ticaret Araplar yoluyla gelmişti. Bizim de kültürümüz orada kalan kültür Arapların kültürüne birazcık benziyor. Evet. Her yerde cami, Müslüman çok fazla yerde bulunmaz. Azınlıktayız. İşte kültür de farklıdır. Yani Türkiye'deki Ramazan'a pek benzemiyor. Mesela işte hocamız şeyden bahsetti. Mahya en basitinde örneği mesela, o yok. Bizde, çünkü bizde camilerde genelde tek minareli olur ki evet, mahyalar asılmaz. Onun dışında iftarlarda bizim orada camilerde iftar yapılır. Sonra sahurda camiler birbirlerinden uzak olduğu için ezanı zor duyarız. Evet. Onun için Türkiye'deki yani o davulla uyandırma alışkanlığı da yok bizde. Evet. Ki halk rahatsız olur bundan. Ondan da çekiniyoruz biraz azınlıkta olduğumuz için. Ama bir iftar geleneği var değil mi? Tabii komşuları, ki, eşi, dostu, akrabayı, arkadaşı davet etme geleneği var. Şöyle ki evet, Ramazan ayında sadece Müslümanlarla değil sofralarımızı gayrimüslimlerle de evet, paylaştığımız günler oluyor. Bu diğer insanların da İslam'a olan merakı ve ilgiyi artırıyor diyebilirim. Evet.
Şimdi yönetmenim soruyor ya, kaç yıldır Türkiye'de, bizden iyi Türkçe konuşuyor diyor. Hakikaten Türkçe maşallah gayet iyi. Kaç yıldır buradasın? Kaçıncı sınıftasın? Bizim söyleyeyim onu. Programlarda spikerlik yapıyor yani fakültemizin. Evet. Programlarında spikerlik yapıyor. Maşallah. Türkiye yani. 2010 yılında geldim. Diyanet aracılığıyla geldim. Önce İmam Hatip'i okudum Kayseri'de 4 yıl. Sonra da İmam Hatip'i ilahiyatı okumak için işte geldim buraya. Önce hazırlık okudum. Hı hı. Şimdi de bu sene inşallah mezun olacağım. Evet. O şekilde hani toplam 9 yıl oldu. 9 yıldır buradasın. Evet. Mezun olacağım. Memleketime gideceğim diyorsun. Evet, inşallah kendimi iyice donattıktan sonra, hazır hissettikten sonra hem öncelikle kendime sonra da diğer insanlara faydalı olabilmek için gerekirse memleketime, gerekirse farklı bir yere gitme hazırım. Evet, yeter ki bu yönde çalışmış olalım diyorsunuz. İnşallah. Hocam, bunca yıldır bir hiç diye gittim sana geliyorum. Recep Altaş kardeşimiz ilahi söyleyecek. Hep beraber güzel dinleyelim. Çok güzel. Bıraktım öfkeyi kini, oldum bir rahmete kini. Bıraktım öfkeyi kini, oldum bir rahmete kini. Seni sevmenin zevkini tattım sana geliyorum. Sana uymanın zevkini tattım sana geliyorum. Allah 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 Allah. Şener Gıda ve Hacı Hasanoğulları'nın sunduğu Ramazan Medeniyeti devam edecek. Şener Gıda ve Hacı Hasanoğulları'nın sunduğu Ramazan Medeniyeti devam ediyor. Euzü billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب
الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم
الرزق لا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ صدق الله العظيم. Şeker Hoca Camii İmam Hatibi Adem Çiftli kardeşime teşekkür ediyorum. Sesine sadasına sağlık. Allah razı olsun. Hocam arkadaş da okudu. İnne dine indallahil İslam. Allah katında tek din İslam'dır buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz. Dolayısıyla Ramazan medeniyeti dedik. Şöyle yer küreyi, dünya haritasını gözümüzün önüne aldığımızda kuzeyiyle, güneyiyle, doğusuyla, batısıyla şu anda herkes Rabbine yönelmiş bir şekilde oruçlarını ifa ediyorlar. Oruç bütün ibadet. Bir alem. Bütün bir alem. Yani şöyle baktığımızda bir günlük, bir saatlik ya da bir haftalık bir ibadet değil. Tam bir ay boyunca tüm süfli arzularından, her şeyden vazgeçiyorlar. Sadece kul olma şuuruyla, kul olma niyetiyle Rabbine ibadette bulunuyorlar hocam. Ramazan'ı değerlendirirsek, bu Ramazan medeniyetini değerlendirirsek bu gönül coğrafyamızı nasıl ifade ederiz hocam? Öncelikle Adem hocamız hakikaten bizi aldı, mana aleminde mavera'ya çıkardı. Çok güzel okudu Allah. Bu kalben okudu yani. Evet. Bu okuyuşu dolayısıyla onu hayırla rızıklandırsın. Kendisi gibi nitelikli okuyucuları yetiştirecek bir mektep olsun inşallah, okul olsun. Çünkü Kur'an okumak da bir medeniyet işidir ve Ramazan'da daha çok mukabelelerle karşımıza çıkıyor. Kur'an Mekke'de nazil oldu. Mısır dokundu, İstanbul'da yazıldı denir. Evet. Hayır, Mısır'da da okundu, İstanbul'da hem yazıldı hem okundu. Evet. Yazıldı derken hattatlar açısından söylüyorum. Evet. Farklı sanatlar açısından bizde daha çok Kur'an-ı Kerim yazıldı. Karahisai başta olmak üzere pek çok sanatkarımız, hattatımız yetişti. Allah hepsinden razı olsun, rahmet eylesin. Amin. Şimdi gönül coğrafyamızın değil sadece bütün bir alem. İşte azınlık dedi biraz önce Abdülkerim. Bizim 72 ülkeden öğrencimiz var diyorum ya, sadece İslam ülkelerinden değil. Güney Amerika'dan da öğrencilerimiz var. Evet. Avrupa'dan da öğrencilerimiz var. Çok özür dilerim, araya girdim. Ekvator'dan bir kızımız var hocam. Evet. 100 tane Müslüman varmış. Evet. O 100 kişiden bir tanesi de bu kızımız. Evet. Şu yani anda bizim sizin öğrenciniz. %1 bizim öğrencimiz. Evet. Öyle bir durumdayız. Evet. Şükürler olsun. Bu da büyük bir lütuf yani. Evet. Zaten bizim şeyimiz o. Uludağ İlahiyat, dünyaya ilahiyatçı yetiştiriyor. Sloganımız bu. Mottomuz bu. İnşallah bunu tevazuyla yapmayı Allah nasip eyler. Ha. Memleketimizin birikimini oralara götürürüz. Sevgisini oralara götürürüz. Bu memleket sevgi ile yoğrulmuş bir, evet, memlekettir. O irfanını götürürüz. Şimdi bütün bir alem şu anda Ramazan'da.
Evet. Yani dünyanın bir ucunda da olsanız, Washington'da da olsanız, Pekin'de de olsanız, yukarıda Ukrayna'da da olsanız işte Ramazan. Evet. Bu Allah'ın bir lütfu. Adeta Ramazan mevsimiyle birlikte bütün bir kainat yeniden yani Allah katında din İslam'dır buyur da innetine indallahil İslam. Hep bütün bir kainat Müslüman oluyor. Bütün bir kainat dinini tazelemiş oluyor. Tecdidi iman yapıyor. Yani. Evet. Tecdidi iman nedir? İmanı yenilemektir. Bu bizim Anadolu'nun geleneğidir. Perşembe günleri yapılır malum haliniz. Yatsı namazından sonra yapılır yahut ikindi namazından sonra yapılır. Bütün bir kainat yeniden Müslümanlaşıyor, din haline geliyor. Peki burada din nedir? Ya da İslam, Müslümanlık nedir? Evet. Din ne? Din boyun eğmektir. Yani neye? Allah'ın hükümlerine. Yani yaratılışa uygun, fıtrata uygun bir hale gelmektir. Evet. İslam ne? İslam'da barışa ve huzura esenli ermek. Neyle ereceğiz barışa, huzura? Allah'ın koyduğu o düzene uyarak ereceğiz. Çünkü o düzen bizi kargaşadan, karmaşadan kurtarıyor. Evet. Ramazan geldi, beden saatimizi tamir etti. Bütün bir kainat içerisinde tamir etti. Ben tabii bazı ülkelerde, özellikle gönül coğrafyamız derken, Osmanlı'nın iziyle giden, Türkçenin konuşulduğu, Türkçe bilmiyorlar ama mesela Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i okunduğu, evet, Rumeli'yi kısmen gezdim. Saraybosna'da bir Ramazan geçirmek nasip olmuştu. Yıllar önce 2011 Ramazan orada geçirmek nasip oldu. Şunu gördüm. Öyle bir maya atılmış ki, evet, Anadolu'yu mayalayan ruh Rumeli'yi de mayalamış. Evet. Fark eden bir şey yok. Hemen hemen aynı şeyler var. Yıllar önce 91 yılı Ürdün Üniversitesi'nde kaldım. Amman'da kaldım. Zaten biraz önce de bahsetmiştim. Programın dışında, program dışı olarak bahsetmiştim. Sanki orada bir çizgi var. O çizginin öbür tarafı farklı bir Ramazan idraki ama çizginin bu tarafı işte Filistin toprakları, Şam, Bilad-ı Şam dediğimiz. Evet. Ki Bilad-ı Şam bugün büyük oranda Filistin'in, Ürdün'ün büyük bölümünü içine alan bir şeydi. Vilayet-i Şam olarak da nitelendiriliyor. Bizim Anadolu'nun mesela Gaziantep'in ruhuna çok uygundur. Evet. Hatay'ın kültürüne çok uygundur. Yenilen yemekler, yapılan ikramlar, evet, insanların karşılanması, misafirperverlik, okunan mukabeleler. Yukarıda Asya'da bulundum ama evet, Türkistan'da bulundum, Türkmenistan'da, Azerbaycan'da. Fakat oralarda Ramazan'ı idrak edemedim. Ama şunu gördüm. Yani namaz vakitlerine camiye gittim, cuma namazı kıldım. Kültür coğrafyası dememizin sebebi de budur. Evet. Yani bir şey var. Yani bu kültür coğrafyasının içerisinde büyük oranda Türkçenin hakimiyeti var. Okunan şey açısından ya da Türk akraba toplulukları, evet, o dil var. O dil birbirini öylesine etkilemiş ki uygulamalar birbirine uyuyor. Yani Horasan yolu da diyebilir miyiz hocam bunu? Yani, yani Horasan, Horasan evet, Türkistan, evet, Horasan dediğimiz zaman Afganistan, İran'ın biraz üst tarafına bir doğru çıkıyoruz. Türkistan dediğimiz zaman da bugünkü Kazakistan, Türkmenistan bölgesine. Yani Asya'nın ruhu, daha doğrusu Piri Türkistan Ahmet Yesevi'nin açtığı arktan, evet, ki o arkın temsilcileri Anadolu'yu geldiler, Müslümanlaştırdılar. Sarı Saltuk'la birlikte, evet, Rumeli'ye de gittiler. Bu çizgi yani Yesevi'den, Yesi'den başlayarak buraya doğru gelen Fergana Vadisi'nden, işte Maveraun Nehir'den, evet, doğru Anadolu'ya gelip Semerkant'ı geçip Anadolu'ya doğru gelen ve Anadolu'dan Dubrovnik'e kadar giden, Dubrovnik, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar, evet, büyük bir kültür coğrafyası. Ve bu kültür coğrafyasında uygulanan Ramazan ritüelleri, evet, birbirine hemen hemen benzer ve bir ahenk içerisinde bir medeniyetin parçası olduğumuzun idrakine varırız. Evet. Şöyle söyleyeyim, çok açıkça, ezan okunan yerde sen garip değilsin, ezanı duyuyorsan. Evet. Secde ettiğin yerde, kardeşlerinle saf tuttuğun yerde sen garip değilsin. Bu bizim geniş coğrafyamız bize bu bilinci, bu özgüveni de vermeli. Ramazan da bunu tazeliyor aslında. Evet. Şimdi keşke fırsat olsaydı bu Ramazan'da Saraybosna'da Ramazan sofrasında otursak Begova çorbası var. Evet. Ondan bir içip arkasından Saraybosna'nın kendine mahsus köftesinden yeseydik. Böreklerinden yeseydik. Sizde etki yapmış herhalde hocam. Tabii. Yani
Evet. Evladı Fatiha'nı seviyoruz. Evet. Rumeli'yi seviyoruz. Evet. Kültür coğrafyamızı seviyoruz. Evet. Yani büyük bir ufkun, büyük bir vizyon, coğrafya bilincimizi kaybetmememiz evet. lazım. Şimdi Ramazan, birinci bölümde söyledim, bize bir zaman bilinci verdi. Evet. Ramazan'ın başlangıcında o hilalin gözetilmesi, sahurun olması, iftar vaktinin tayin edilmesi vesaire. Evet. Taravih namazının kılınması, bunlar bir zaman, sizin vücut mekanizmanızı değiştiriyor, biyolojik o zamanınızı evet. tamir ediyor. Müslüman saatine dönüştürüyor. Ahmet Haşim'in meşhur denemesinde söylediği gibi. Beden saatimiz, ruh saatimiz Müslümanlaşıyor. Evet. Ama aynı zamanda büyük bir coğrafyanın çocuğu olduğumuzun farkına vardığımızda, hamdolsun misak-ı milli sınırlar içerisinde hür bir şekilde Müslümanlığımızı yaşarken, kültürümüzü yaşarken, bu toprakların çocukları, evladı Fatihan dediğimiz o Akıncı beyleri, evet. Sarı Saltuklar, Rumeli'ye doğru Müslümanlığı götürmüşlerdir. Coğrafya bilinci de veriyor bize. Evet. Yani insan bir coğrafyaya tutunarak insan olur. Bir toprağa tutunarak. Evet. Aksi takdirde tutunduğun bir dal olmasa rüzgarın etkisiyle savrulup gidersin. O coğrafyanın temelinde Müslümanlık var. Evet. Ve bu Ramazan bu anlamda o Müslümanlığı yeniden ihya eden bütün bir İslam coğrafyasında tamam çok farklı olabilir. Mesela kısmen işte Malezya, Çin, Endonezya'nın şeyi biraz farklı olabilir. Hı hı. Ama en azından iftar sofrasında buluşma kültürü aynıdır. Eyvallah. Aşağı inin, çok özür diliyorum bağışlayın, Bedevi çadırları diyelim. İşte Amman'ın arka taraflarında Yermük'e doğru giderken o çadıra girin yine onu göreceksiniz. Yani en azından şunu bileceksiniz ki iftar vaktinde tabii vaktin, saatin şeyine göre, güneşin hareketine göre değil mi? Ayın evet. güneşin hareketine göre iftar vaktinde topun atıldığı yahut atılmadığı ama ezanın mutlaka ama mutlaka okunduğu evet. o coğrafyalarda mutlaka bir sofra kurulmuştur. Bir iftar sofrası vardır. Bu bazen zengin bir sofradır. Bazen fakir ama bereketli sofradır. Halil İbrahim sofrası. Halil İbrahim sofrasıdır. Evet hocam. Dostlar buluşur. Eyvallah. Zaten sofra demek budur. Sofrada sofrayı sofra yapan dostların, dost gönüllerin buluşmasıdır. Bu ekmek, aş bölüşüldükçe bereketlenir değil mi hocam? Şimdi öğrencilerimizden ben örnek veriyorum. Çünkü hakikaten bizim zihnimizi de tazelediler öğrencilerimiz. Nijerya'dan gelen bir kardeşimiz vardı. Şunu söylemişti. Ki adetler hemen hemen aynı diye söylediğimde bizim Osmanlı'dan Nijerya'ya gelen bir aile var. Osmanlı ailesi. Ve biz hala onlara saygı gösteririz. Tabii. Osmanlı ailesi tabii. diye. Bizim orada birçok şeyi şekillendiren onlardı demişti. Tabii. Mesela Afrika'nın en ucu Cape Town. Güney tabii. Afrika Cumhuriyeti'nin bir şehri kendisi. Orada da yine Osmanlı göndermiş. O insanlar İslam'la şereflenmiş. Onları derleyip toparlamışlar. Yani Afrika'nın hemen hemen birçok bölgesindeki Cihan Yuma biliyorsunuz. Orada da aynı şekilde yazıyor. Kaldı ki biz Kazakistan'a gitme nasip oldu hocam. Orada da hani tebessüm etme dedik ya. Hangi şehrine gittiniz? Almatı şehrine. Almatı'ya gittiniz. Evet. Tebessüm etme dedik. Mesela karşıdan insanlar geliyor tebessüm ediyor size. Biz ilk önce şey zannettik yani gözlerimiz çekik değil ya ilginç geliyor falan diye düşündük. Kaldığımız otelde resepsiyonda ağız kalı bir Türk kardeşimiz vardı. Sordum dedim ya insanlar tebessüm ediyor acaba bundan olabilir mi falan. Yok hocam dedi burada herkes dedi birbirine tebessüm eder. Tabii. Yani biz ne biliriz değil mi biraz daha böyle iklimden kaynaklanan soğuk bir yapı değil hocam. Aslında biz o bölgeleri pek bilemiyoruz. Sıkıntımız o. Ve ben buradan herkese de tavsiye ediyorum. Muhakkak bir şehre gidilsin, bir ülkeye, bizim gönül coğrafyamızdaki bir ülkeye gidilsin. Orayı bir özümseyin, görün. Nasıl bizimle beraber hemhal olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Bu şunun için de lazım, kendimizi tanımamız için de evet. lazım. Yani insan kimliği ötekini tanıyarak oluşturur. Evet. Yani kendimi tanımam, memleketimin kıymetini bilmem, başka yerleri, başka diyarları görmemle alakalı. Evet. Komplekse kapılmadan yalnız. Evet. Herhangi bir komplekse kapılmadan gidip görmeniz lazım. Bir yıllar önce işte 91 benim ilk defa yurt dışına çıkışım. Orada Türkiye'den gelmiş birisi olarak bizi duyduklarında biz ailecek yani eşim çocuklarımız evet. yoktu henüz. Eşimle birlikte gitmiştik. Moritanya'dan iki tane delikanlı geldi. İki arkadaş öğrenciler onlar. Hı hı. Lisans öğrencisi. Bizim üniversitede misafir araştırmacı olarak bulunuyoruz. Türkiye'den geldiğimiz için bizi bir
önce bir, yani öylesine bir sarıldı, dillerini de anlamıyorsunuz. Arapça şeylerini de, telaffuzlarını da tam anlayamıyorsunuz ama öylesine sarıldılar ki sonradan zamanla dostluğumuz gelişti. Sebep şuymuş, bir Osmanlı Bahriyelisinin o bölgeye gittiğini ve orada herhalde ya gemi mi alabor oluyor bilemiyorum ama orada kalıyor ve oradaki insanların Müslümanlaşmasına sebep oluyor. Evet. Şimdi bunun, buna karşı bu hikayeyi bildikleri için bu hikayenin karşılığı olarak size, bu millete, bu aziz millete sevgisi var. Evet. Nereye giderseniz gidin, dünyanın neresine giderseniz gidin, Müslüman coğrafyada bu milletin itibarı âlidir. Evet. O bakımdan şimdi öğrencilerimizle ilgilenirken bu yüksek itibarın farkına vararak onlara hizmet etmemiz lazım. Amin. Bu millet alemi İslam'a hizmet ederek kendi büyüklüğünü temin edecektir, tahakkuk ettirecektir. Başından da böyleydi. Evet. O Sultan Selim'in emanetleri alarak hilafeti almasıyla birlikte ta o günden itibaren Hadimül Harameyn olarak kendisini nitelendirmesinden itibaren öyleydi. Bugün de öyle olması gerekiyor. Evet. Ve şükürler olsun bu aziz millet bunu da yapıyor. Evet. Bunu bize bu Ramazan medeniyetinin temellerini attığını, o Ramazan medeniyetinin bu fikri inşa ettiğini özellikle söylemek isterim. Zaman bilinci veriyor, coğrafya bilinci veriyor. Evet. Öteki kavramı artık orada buharlaşıyor yani ilk gördüğünüzde. Mesela ben ilk gittiğimde Amman'a soruyorum, büyükelçiliği soracağım, Arapça soruyorum. Sorduğum kişi bana dedi ki telaffuzumdan, konuşmamdan hel ente ecnebi dedi. Yani sen yabancı mısın demek istedi. Ama bizim kültürümüzde ecnebi kavramı neyi karşılar? Evet. Gayrimüslim mi karşılar? Evet. Aman ben nasıl hiddetlendim, nasıl, la ne mişe ecnebi dedim yani. Yani Müslim dedim yani. Şimdi tabii kelimenin manası itibariyle söylüyor, doğru söylüyor. Evet. Yabancı mısın diyor. Fakat ecnebi kavramına biz öyle bir anlam yükledik ki ecnebi kimdir? Evet. Ecnebi, Müslüman olan, ezana, ezanla rabıtası olmayan, kıblesi Kabe olmayan, onun da kıblesi var. O başka bir tarafa dönüyor. Ama bizim kıblemiz, istikbali kıble Kabe'dir. Kabe'ye teveccüh etmeyen, yani kelime-i şehadet getirmeyen, yani Müslüman olmayandır. O bakımdan ben o gün bugün hep bu kanaatteyim ve bunu hep dillendiriyorum. İlginçtir, bir Alman yazar da beni teyit etti. Burada adını zikretmekten bir sakınca duymuyorum. Hermann Hesse bir Yahudi yazardır. Çok güzel romanları var. O romanlarından birisinde şunu söylüyor. Yahudileri anlatıyor. Bir bakıma Yahudi propagandası yapıyor. Diyor ki Yahudinin vatanı sırtındaki çantasıdır. Çantasında Tevrat'ı vardır. Ekmeği vardır. Kuru ekmeği vardır. Tevrat'ını okuduğu, ekmeğini yediği yer Yahudinin vatanıdır diyor. Hermann Hesse Kastruhalı. Almanya'nın Karlsruhe eyaleti, Strasbourg'a yakın bir bölge. Oraya bir konferansa çağırmışlardı yıllar önce. Orada aklıma geldi bu. Dedim ki Müslüman, bizim insanımıza hitap ediyorum. Konuşuyorum onlara, sohbet ediyorum. Hermann Hesse buralıdır dedim ve bunu söylüyor. Müslüman için çantaya da gerek yok. Evet. Yani ekmek derdi de olmaz çünkü razıkı mutlak olan Allah yola çıkanın rızkını verir. Verir. Buna inanırsınız. Evet. Bu inançla Asya'ya çıktılar. Bu inançla İslam'ı yaydılar. Balkanlara gitti. Ve çantaya da gerek yok. Kuşkusuz Kur'an-ı Kerim'i baştan sona bilmek, bir kısmı hafızdır. Hafız olmasa bile namaz kılacak kadar sure biliyorsa o gittiği yeri Müslümanlaştırır. Daha doğrusu secdeye kapandığınız yer Darül İslam olur. İslam coğrafyası olur dedim. Bizde genelde yani bu emperyal düşünce hiçbir zaman Osmanlı'da olmadı. Sadece kişilerin kendi dinini yaşamasıyla karşıdaki insanlara örnek olması o insanların gönlünü açarak Müslüman olmasına vesile olur ki bunun örnekleri de çok fazla aslında baktığımız zaman yerkürede. Bir eser arası verelim hocam. Lütfedersiniz. Akabinde lütfedersiniz. İnşallah yine sohbetimize devam ediyoruz. Thank you.
İsmi Sübhan virdin mi var? Bahçelerde yurdun mu var? Ben garip garip ötme bülbül. Bilirim aşıksın güle, gülün halinden kim bile, bahçedeki Gonca güle dolaşıp söz atma bülbül. Yunus vücudun pak erken cihanda misli seher vakti hak derken bizi de unutma. Evet değerli izleyicilerimiz, Recep Altaş kardeşimizden Bülbül ilahisini dinledik. Komşuyla devam edelim isterseniz hocam. Güzel de bir atasözümüz vardır, herkesin malumu. Komşunun külüne muhtaçtır. Böyle bir atasözümüz var. Dolayısıyla komşuluk ilişkilerinde sosyal yardımlaşma, dayanışma da vardır değil mi hocam? Evet. Efendim, ailemizden sonra en yakın sosyal çevremizi komşularımız evet. oluşturuyor. Başımıza iyi bir şey gelse veya kötü bir şey gelse bu durumda şartlar en yakın çevremizle ilişki içerisinde olmamızı gerektiriyor. Evet. Yani paylaşmamızı gerektiriyor. Şimdi öyle aileler var ki yakınında annesi babası yok, kardeşi yok ama komşusu var. O zaman bu durumda acil ihtiyaç olduğunda kapısını çalabileceği komşusu olmalı.
gecenin geç saatinde bile kapısını vuracağı komşusu olmalı, olabilmeli. En yakın akrabaları bile uzaktan yetişemeyecekler. Onun imdadına koşamayacaklar. Yardımcı olamayacaklar. Burada ancak komşu bu görevi, vazifeyi görebilecektir. Evet. Bu manada sosyal çevre dediğimiz zaman komşu en yakın kesimi oluşturmaktadır. İşte insanoğlu değil mi hocam? Yani hastalık var, sağlık var, her türlü. Evet. Kapısını tıklayıp da ya komşu şöyle bir yardımcı olur musun diyebileceğimiz insanlarımızın olması gerekiyor değil mi? Olması gerekiyor. Evet. Şimdi darlık zamanında yardımlaşmak gerekiyor. Evet. Normal zamanlarda ziyaretleşmek gerekiyor. Komşularımıza tabii. Öyle ki sır sayılabilen halleri de gizleyebilen komşu gerekiyor. Evet. Sevinçli bir halimiz varsa bunun komşularla paylaşılması, komşumuzun bunu bizimle paylaşması, bizim de komşumuzla bunu paylaşmamız gerekiyor. Evet. Üzüntülü, kederli, elemli bir halimiz varsa teselli edilmesi gerekiyor veya bize teselli edilmesi gerekiyor. Evet. Hatta İslam hukukunda, modern hukukta da yeri vardır. Şuf'a hakkı dediğimiz bir haktan da söz etmemiz gerekiyor. Bununla ilgili ben örnek de vermek istiyorum. Geçmişte imanı kamil bir zat komşusunun bir borcu nedeniyle evini satacağını öğreniyor. Evet. Ama komşusundan çok memnun. Kendisi gidiyor komşusuna bir teklifte bulunuyor. Diyor ki ben evini satın almak istiyorum. Fiyatta anlaşıyorlar. Evi satın alıyor bu kamil zat, değerli kişi. Daha sonradan komşusuna geliyor, diyor ki ben bu evi sana vermek istiyorum. Ve hiçbir bedelde talep etmiyorum. Evet. Ben bu evi sana hediye ediyorum, diyor. Kendisine bu nasıl olur? Neden böyle yaptın? Neden ücret olarak satmıyorsun dendiğinde diyor ki bizim için de çok önemli bir cevap bu. Komşum benim izzet ve şerefimdir. Evet. Evi benim gölgeliğimdir. Işığı evimin aydınlığıdır. Ben bu değerlerimin kaybolmasına nasıl razı olurum? Hayırlı komşuyu bulmak o kadar kolay değildir, diyor. Evet. Burada günümüze de örnek var. Dolayısıyla biz atalarımızın söylediği zaman ev alacağın zaman önce komşuyu araştır. Yola çıkacağın zaman da arkadaşını araştır. Dediği gibi iyi komşuyu arayıp bulmak, ama önce kendimiz iyi komşu olmak durumundayız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer'e diyor ki ya Ebu Zer, evinde çorbayı pişirdiğin zaman suyunu fazla koy ki ondan komşuna da ikram edebilesin. Evet. Bundan dolayı az önce saygıdeğer hocamızın da ifade ettiği gibi komşu da bizer, bize de düşer. Evet. Bizde bir atasözüne dönüşmüştür. Bu hadis-i şeriften mülhemdir bu. Evet. Yine Hazreti Ayşe annemiz Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e diyorlar ki ya Resulallah, benim iki komşum var. O iki komşumdan birisine hediye vermek istersem hangisine öncelik vereyim dediğinde Efendimiz yakın olana öncelik ver, diyor. İşte sosyal çevre, sosyal yardımlaşma, dayanışma, kaynaşma, komşuluk ilişkilerinde ölçümüz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Evet. Hocam değil mi? Eskiden hepimiz hemen hemen başımızdan geçmişler. Komşu işte çocuğu gönderir. Bir elinde fincan vardır. Ya annem bir şeker istedi, fincan deyip işte şeker, artık ya ne varsa ne istiyorsa. Bir fincan kahve. Kahve, evet. Evet. Yani bu şekliyle de aslında birbirinize yardımlaşma, dayanışmayı geliştirdi değil mi hocam bunlar? Evet, evet. Ama şu anda pek kalmadı gibi. Yani o biz geçmişte olan bir hasretmiş olarak anlatıyoruz bunu ama evet. O da yardımlaşmanın en büyük göstergesi değil mi hocam? Mutlaka günümüzde iyi komşuluk ilişkilerine ihtiyacımız var. Evet. Ama ben bu iyi komşuluk ilişkilerine dair örnekler olduğunu da düşünüyorum, tabii, biliyorum. Evet. Bunlar hiç yok değil. Evet. Ama belki erozyona uğrayan, yıpranan durumlar vardır. Bunları tamir etmemiz gerekiyor. Evet. İyi komşuluk örneklerini sergilememiz gerekiyor. Bu manada komşu komşunun külüne muhtaçtır. Evet. Demiş atalarımız. Biz buna bugün komşu komşunun gönlüne muhtaçtır sözünü de ekleyebiliriz. Evet. Yani rahatlıkla birbirine gönlünü açabilen, derdini açabilen, sıkıntısını açabilen,
sevinçli bir durum varsa bunu paylaşabilen bir konuma gelebilmeliyiz. Veya komşu komşunun gülüne muhtaçtır. Hani birbirine rahatlıkla hediye verebilen, hediyeleşebilen, evet. O aradaki ilişkiyi sıcak tutabilen komşular olabilmeliyiz. Tam bunun zıttı kötü komşu olmaktan da kaçınmalıyız. Yani yan daire, üst katta oturan, alt katta oturan komşularımız bunları ses olarak rahatsız etmekten, gürültü yapmaktan, efendim komşumuzun mahremine el, göz, dil uzatmaktan bunlardan da kaçınmamız gerekiyor. Evet. Bizim milletimiz hakikaten üstün güzel meziyetlerle donatılmış bir millettir. Bu tarih sürecinde de biz bunu biliriz. Bizim mesela eskilerden çok iyi hatırladığımız, mesela bizim köyümüzden bahsedecek olursak bir aile gibiydik diye anlatır babam sürekli. Yani kapılar tıklanır veya bir şey lazım olduğu zaman veya bir iş yapılacağı zaman beraber işte bağ bahçe işleri vesaire. O köy halkı birlikte hareket ederdi. Bu da birlikte yaşama kültürünün en güzel örneklerindendi. Biz dediğiniz gibi çok da kaybetmedik aslında, hala olan yerlerimiz var ama biraz şehir yaşantısı veya iş yükünün insanların omuzlarında fazla olması bunları biraz herhalde sekteye uğratmış olsa da hala devam ede geliyor inşallah hocam. Bu çok normal yalnız. Evet. Yani kusura bakmayın, bu çok normal bir şey. Evet. Yani bu göçlerle birlikte tanımıyoruz. Evet. Yani ama o köyde küçük, herkes zaten birbiriyle akrabadır. Eyvallah. Koku hakkı diye bir kavram var. Evet. Bilir misiniz? Evet. Bir yemek piştiğinde değil mi hocam? Mesela ekmeği yaptığınız fırında, evet, köydesiniz ya da eski şehirler için söyleyelim, kasabalar için söyleyelim. Fırından ekmeği pişirirsiniz. Hı hı. Eve gelene kadar karşılaşan dostlarınız, köylüleriniz olabilir. Evet. Ekmek, taze ekmek kokar. Komşu buyurun bir tane alın, evet, der. Neden? Çünkü o koku hakkı. Evet. Ya da mahallede, bahçede bir şey pişirdiğinizde o koku yandaki komşu, en yakın komşu dedi ya hocamız, evet, en yakın komşu onu duyabilir, ona götürürsünüz. Kokmuştur dediğim oraya. Tabii kokmuştur, evet, yani Allah korusun. Çünkü bereket vesilesi, göz, evet, göz hakkı diye bir şey var. Evet. Koku hakkı ve göz hakkı. Şimdi eğer kokunun karşılığı olan o şeyi vermezseniz göz devreye girer. Evet. Göz değmesi diyoruz, nazar değmesi. Ya bunlara inananlar olur, inanmayanlar olur ama bu doğrudur yani. Evet. Bu kolay elde edilen bir kültür değil. Dolayısıyla o koku hakkının, şimdi koku hakkı kavramının bu şehir hayatında uygulanması mümkün mü? Çünkü herkes balkonunda bunu yapabiliyor. İmkanlar, evet, genişledi. Bunu değiştirmek lazım. Hocamın biraz önce sözünü ettiği gibi. Evet. Yenilemek gerekiyor. Artık o zamanın ruhuna uygun bir şekilde komşuluğun, evet, töler edilmesi, dönüştürülmesi gerekiyor. Ramazan'ın ruhunu 12 aya yaymamız gerekiyor. İşte sadece Ramazan'ın ruhu değil. Evet. Zamanın ruhu. Zamanın ruhu. Evet. Yani bu değişen zaman içerisinde biz kendi kültürümüzle kalabilmek, değerlerimizle kalabilmek için, evet, sadece ah eskiden şöyleydi, ah eskiden şöyle Ramazanlar vardı, evet, ah eskiden bu böyleydi deyip, evet, ağlayıp inlemek yerine, evet, o değerleri yeniden ihya etmenin, inşa etmenin yolunu aramamız lazım. Hocam ezan saatimiz yaklaştı. Rica ederim. Bir reklam arası verelim, evet, akabinde yine sohbetimize devam edeceğiz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e vesileyi ve fazileti ver. Onu kendisine vaat ettiğin makamı Mahmud'a ulaştır. Muhakkak ki sen vaadinden dönmezsin. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum. Hamdolsun verdiğin nimetlere, sıhhat ve afiyete. Evet değerli izleyicilerimiz, iftarınız, sofranız, haneniz bereketli olsun. Bu akşam da biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Bilal Kemikli Hocamız, Profesör Doktor Bilal Kemikli Hocamız bizimle beraberdi. Evet. Allah razı olsun hocam, şeref verdiniz. Teşekkür ediyoruz. Haneler hep böyle cennet kokusuyla dolsun. Eyvallah, Allah razı olsun. Yine Kestel İlçe Müftümüz Arif Yeşiloğlu hocamız bizlerle birlikteydi. Hoş sohbetinizden dolayı teşekkür ediyoruz hocam, Allah razı olsun. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı, bereketli iftar sofraları diliyorum. Eyvallah. Afiyet olsun. Yine Adem Çiftli kardeşim güzel kıraatiyle, ezanıyla bizlerle birlikteydi. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, yarın iftar saatinde Ramazan Medeniyeti programıyla şehrimizin kalbi, Bursa'nın kalbi Ulu Cami'den canlı yayın bağlantılarımız olacak. Yine burada stüdyoda konuklarımız olacak, hoş sohbetimiz olacak. Ve akabinde programımızın ardından 21.15 itibariyle Kadir Gecesi özel programı yine Olay TV ekranlarında sizlerle birlikte olacak. Evet, yarın görüşünceye kadar Allah'a ısmarladık. Şener Gıda ve Hacı Hasanoğulları Ramazan Medeniyetini sundu.